29 Mart'tan önce gelenler de neyi bekliyorlar onu anlamakta zorlanıyorum. Gerekçeler yok, dosyaları zayıf, çalışıyorlar ama çalışma yönüyle nitelikleri de yok kalacaklarını zannediyorlar. Bu yanlış. Almanya İkametgah Yasası 18A, 18B ve 19C2 maddesi çok net bir şekilde şunu söylüyor. 18A mesleki eğitim almış birisi diyor. Yani çırak kalfa usta, meslek sesi, meslek yüksekokulu, üniversite. Ya da akademik eğitim almış kişi 18B, üniversite 4 yıllık ve üzeri yüksek lisans doktora ve benzeri eğitimler almışsa ya da 19Y2 mesleğinde yüksek tecrübesi olan, Türkiye'de yüksektim demek şu demek, bir kişi mesleğinde 8 yıl çalışmışsa ustalık belgesi alabiliyor. Yani demek ki en az ustalık belgesi olacak şekilde 8 yıl. Ya da Almanya'da nitelikli olabilmek için en az 4,5 yıllık, bir mesleki eğitime denk gelen bir iş tecrübesi olması lazım. Burada en az 5 yıl. Ama buradaki bu 5 yıllık çalışmayı şöyle anlayacaksınız. Türkiye'de ya da dış ülkelerde ispat edilebilir şekilde 5 yıllık çalıştığınız işte nitelikli olacak. Nitelikli olacak ve bir Sizin önce Türkiye'deki şartları sağlamanız gerekiyor. Yani Türkiye'de siz nitelikli olacaksınız. Ya da bulunduğunuz ülkede nitelikli olacaksınız. Birinci şart bu. İkinci şart Almanya'da da nitelikli, kaliteli bir işte çalışacaksınız. Peki nitelikte ne demek? Meslek eğitimi dediğimiz Ausbildung ile alınan meslekler kastediliyor burada. Ausbildung yapılan mesleklerle siz eğer bir nitelik kazandıysanız o alanlarda çalışabilirsiniz. O zaman yaptığınız veya yapacağınız iş Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi gruplarına denk geliyorsa evet siz Almanya'da çalışarak kalabilirsiniz. Ama böyle bir durum yoksa işte o zaman sizin çalışmanız boş, bir işe yaramıyor. Bir de para kazanamadıysanız, karın tokluğuna yaşadıysanız geçmiş olsun arkadaş. Onun için 29 Mart'tan önce gelenler eğer dosyanız zayıfsa Allah aşkına Ausbildung bildik yapın. Ya da baylar bayanlar fark etmez Almanya'da hanımefendiler de kadınlar da tır şoförü, otobüs şoförü oluyor yani neticede. Niteliğiniz yoksa Hemen C ya da D sınıfı ehliyet alarak, C, ya da DE sınıfı ehliyet alarak kamyon, otobüs, şoförlüğü alarak da Almanya'da 29 Mart'tan önce geldiyseniz bu yasadan rahatlıkla yararlanabilirsiniz. En hızlı ve kısa yolda nitelik kazanma bu. 3 yıllık IT geçmişiniz varsa ya da 3 yıllık telekomünikasyon geçmişiniz varsa evet bu yasadan yararlanabilirsiniz. Ama bunlar yoksa, çırak kalfı usta ya da meslek eğitimi varsa, bir niteliğiniz varsa o zaman bu yasadan yararlanabilirsiniz. Eğer hala ilticadan Cevap gelmemişse, ister mülakat olmamış olur, isterseniz mahkeme gelmemiş olsun ya da mahkemeler olmuş olsun fark etmez. Ya boş durmayın, Allah aşkına beklemeyin. Son dakikayı beklemeyin ne olur. Lütfen, denkliklerinizi halledin. Ana1.kmk.org'a girin. Sizin bölüm denklik gerektiriyor mu? Reglementiyet mi? Niş reglementiyeti, denklik gerektirmiyor mu? Önce buna bir bakın. Eğer niş reglement yoksa ilgili gerekli belgeler alınız, tercümelerini yapınız ve yabancılar dairesine başvuru yapınız. Neyi bekliyorsunuz? Ama reglementiyet bir meslekse ne olur ne olur yalvarıyorum. Denkliğinizi yaptın arkadaşlar. Denklik tamamen kalkmadı. Tamam mı? Mecburi insan sağlığını, hayvan sağlığını, can ve mal güvenliği ilgilendiren meslekler denklik gerektiriyor. Bunlar eğitim fakülteleri, üniversiteler. Bunlar sağlık, tıp alanları. Bunlar hemşirelik, doktorluk. Bunlar mühendis elektrik, elektronik alanları, kimya, biyoloji gibi alanlar, veteriner hekimlik gibi alanlar bunlar denklik gerektiriyor arkadaşlar. Allah aşkına ne olur beklemeyin, oyalanmayın yani bunları yapınız. Banftan ret aldıysanız AMS geliş dediğimiz mahkemeye başvuru yapıyorsunuz, idari mahkemeye. İdari mahkemeden ret aldıysanız o ver gelişte üst mahkemeye bizde de yargıta istiraf yani diyorlar ya, oraya başvuru yapıyorsunuz. Oradan ret aldığınız zaman dosya kapanıyor. Buradan ret aldıktan sonra karşınızda yeni bir senaryo daha var. Buradan ret aldıktan sonra yabancılar dairesi size bir mektup gönderiyor. Diyor ki şu gün gelin size şu tarihe kadar zaman veriyoruz. Bizimle işbirliği yapın diyor. Tamam mı? Bu şu demek. Size 14 günlük bir süre veriyor ya da bir aylık bir süre veriyor. Bu süre içerisinde bir karar veriniz. Bizimle işbirliği yapınız. Size formlar gönderiyor. Pasaportunuz sizdeyse lütfen pasaportunuzu alın gelin şu kağıdı imzalayın diyor. Pasaportunuz bizde ise diyor lütfen bizde olduğuna dair belgeyi imzalayın diyor. Bu şu demek bu belgeleri imzaladığınızda sizin de deport işlemlerini başlatacağız. Lütfen bizimle işbirliği yapın. Yani zorlamayın bizi, yormayın bizi. Seni kapı dışarı edeceğim arkadaş. Kulağından ya da ensenden tutup göndereceğim diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ha o zaman bu kağıdı imzalamazsan işbirliğini reddettiğinizden dolayı gerekirse sizi deport hapishanesine götürebilir. Eskiden 10 gündü şimdi 28 güne kadar tutabiliyor. Eskiden hayımda kalınca sadece bir odayı arıyorlardı. Kampta ya da hayımda. Şimdi bütün odaları arama ya da eş dost akrabayı arama hakları çıktı. Dolayısıyla deport o kadar kolaylaştı ki adam deport etmek istiyorsa der arkadaş. Bunun önde şu an teknik olarak bir engel yok ve özellikle bu 27 Şubat 2024 tarihi itibariyle bu yasa yürürlüğe girdi. Birinci aşaması ciddi manada artık gece 12 ile sabah 6 arasında siz havadan gelip alabilecekler. Bir diğer maddesi de hapse atma kısmını ise bu 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe koyacaklar. İşte bunun için İşbirliği yapmadığınız takdirde hapse atma, deport hapishanesine götürme ve sizi deport etme hakları var. Burada problem ne o zaman? Şimdi diyor ki 14 gün içerisinde bize gelin bu işi halledelim. Evet siz dersiniz ki ben Türkiye gidersem hapse gireceğim. Onun için Türkiye'ye göndermeyin. 5 tane ülke verebiliyorsunuz. Yani Balkanlara gidebilirsiniz. Eğer pasaportunuz yoksa seyahat belgesi konsolosluktan alabilirsiniz. Eğer pasaport almanız engel bir durum yoksa konsolosluktan pasaport alabilirsiniz. Vere ki Türkiye'den kaçak çıkmış olsanız bile eğer Türkiye'de hakkınızı yakalamayacaksınız tutuklama soruşturma yoksa Türk Cumhuriyeti konsolosluklarından Avrupa'da bulunan Almanya'da bulunan pasaport veya seyahat belgesi alabiliyorsunuz. Şimdi bunlar pasaport kanunu 18. maddeye göre verilebilmektedir. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs'a pasaportsuz normal yeni kimliklerle gidilebilmektedir. Pasaportlu olarak ise bu saydığım kimlikle gidilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Sırbistan'la beraber pasaportla aynı zamanda Arnavutluk, Makadonya, Kosova, Karadağ gibi Balkan ülkelerinde gidebiliyorsunuz. Siz diyebilirsiniz ki ben Türkiye gidemem ama şu 5 ülke gidebilirim şeklinde bilgi verebilirsiniz. Bu talepte bulunabilirsiniz. Burada şu yapılabilir. Bu 14 günlük süre verildiğinde sizin bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Madem Almanya'da kalmak istiyorsunuz o zaman ana hedef burada meslek eğitimine kayıt yaptırmak. Ya meslek eğitimine kayıt yaptırmak ya da eğer nitelikleriniz varsa niteliklerinizden dolayı bu yasadan yararlanmak. Ama üst mahkeme de bitti. Bütün yol artık tıkandı. Yabancılardan ise vermezlik göndereceğiz istemezlik diyor. Ne yapacağız o zaman? Burada hemen bir rapor bulup çeşitli psikiyatri raporu olabilir, vertigo raporu olabilir, uyuz korona gibi raporlar olabilir. Fark etmez. Neticede gerçekten hasta olabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz stres sizin vertikonuzu, dengesizliğinizi arttırmış olabilir. Çeşitli raporlarla bir kere yabancılar dairesinden randevunuzu ya, sağlık nedenlerinden dolayı veya başka nedenleriniz de olabilir. Görüşme tarihini iki hafta sonra ya da bir iki hafta, bir ay, iki ay daha sonraya atmasını rica edebilirsiniz. Birincisi bu. Böylelikle öncelikli olarak sağlıklı düşünmeyi elde edeceksiniz. Buradan ikinci strateji, eğer üniversite okuyorsanız ya da herhangi bir işte çalışıyorsanız olay meslek eğitimine taşımak gerekiyor. Burada Ausbildung Sözleşmesi, Ausbildung Fetra bulmak gerekiyor tamam mı? Ya da uygulamalı eğitim veren Ausbildung okulları bulmak gerekiyor. En önemli kriter burada Ausbildung Fetra bulmak. Şimdi Ausbildung Sözleşmesi dediğimiz meslek eğitimi sözleşmesini bulduğunuz takdirde Burada yapmanız gereken ikinci strateji şu. Şupur veksil dediğimiz şerit değiştirme olarak algılanıyor. Ben şu statüde dururken bu statüye geçmek istiyorum. Mümkün mü? Evet mümkün. Ha, zaman yetmiyor. O zaman burada karşımıza şu çıkıyor. Hertafel dediğimiz ya da şipeditsya dediğimiz dilekçe komisyonları var. Eyalet komisyonları var. Her Hertafel dediğimiz eyalet komisyonuna başvuru yapacaksınız. Bu size iki haftadan altı aya kadar bir ciddi zaman kazandıracaktır her taferler Dolayısıyla hertafel komisyon süreci devam ederken de her ne kadar Banf'tan, yerel mahkemeden, istinaf, yargıtaydan da red almış olsanız bile her tefele başvuru yaptığınız için devam niteliğinde olduğundan dolayı oradan da dilekçenizi çektiğinizde ilticanızı çekmiş oluyorsunuz. Yine bu yasadan yararlanma hakkınız oluyor. Her de olumsuz cevap verdi. Bu arada ya gerçekten mağdursunuz ve siyasi nedenlerden dolayı ülkenizi terk etmiş olabilirsiniz. Avukatınız da bugüne kadar olmamış olabilir. Ama siz Türkiye'den bir avukata ulaştınız ve vekalet verdiniz. O da sizin aklınızda soruşturma, kovuşturma var mı yok mu? Savcılıklar nezdinde araştırma yaptı. A soruşturmanız çıktı. Bu da sizin için yeni bir gerekçe olarak yeniden folge antrak dediğimiz yani birinci ilticanın devamı niteliğinde folge antrak mütakip iltica yapabilirsiniz. Böylelikle mütakip iltica yaptığınız takdirde hala birinci ilticanın devamı niteliğinde oluyor. Mütakip iltica yaptınız, avukat hüsyasıyla ama belgenize ulaşamadınız. Fakat daha sonradan ulaştınız. Fakat mütakip iltica oldu. Sonra tekrar mahkeme oldu. Mahkemeden ret aldınız. Tekrar sıvay antrak dediğimiz ikinci iltica yapabilirsiniz. Mütakip iltica, alma iltica yasası madde 71. ikinci iltica ise madde 72 olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani neyi görüyoruz? Bu işlemler devam ederken hala bir taraftan bunu eğer sizin zaman kazanmaya yönelik taktiksel bir olay olduğunu, gerçekte dosyamız olmadığını anlarlarsa bundan dolayı red verebilir. Ama gerçekten böyle bir şeyiniz varsa ve zaman kazanmaya ihtiyacınız varsa bu dediğimiz yollar legal uygulanabilir yollardır. Bu konuda avukatlarınızla istişare ediniz, bizlerle istişare edebilirsiniz avukatlarımızla istişare edebilirsiniz. bu işin püf noktası burada. Taktiksel olarak siz bunları bilmiyor olabilirsiniz. Unutmuş olabilirsiniz. Avukatın satırlamamış olabilir. Gayet normal. Çünkü insanlar bazı şeye diğer şeyleri unutabiliyorlar. Tamam mı? Bu sebeple bu anlattığım tüyolar size 3 ayla 1 sene arası zaman kazandıracaktır. Bu çerçevede dilinizi, denkliğinizi ya da ağız problemini çözme imkanınız olacaktır.